karanfil bıraktım, bir karanfil de toprağa. İç geçirmeden, bağırmadan, ağlamadan bir karanfil de Cihan Beyliğe bıraktım. Aldın mı? Dallarına, dallarına memleketimin, çiçek kokan yaylalarına memleketimin, göllerine, denizlerine ve sularına memleketimin bir karanfil bıraktım. Aldın mı? Bir nice şafakların karanfil kırmızısına saldım beyaz güvercinimi. Ve sesimin yettiği kadar türkü ve kucaklayabildiğim kadar sevgi getirip koydum toprağına. Aldın mı? Sulara bir karanfil bıraktım. Bir karanfil de buraya. İç geçirmeden, bağırmadan, ağlamadan ağladım. Sesim de karanfiller açtı. Aldın mı? Merhaba, ben Hüzün. Geniş bir coğrafya üzerine kurulmuş tuzun ve ekmeğin başkenti, ülkemizin toprak bakımından en büyük ilçesi olma özelliğine sahip Cihanbeyli'den sesleniyorum sizlere. Geniş tarım arazileri ve emeğini hiç esirgemeyen çalışkan çiftçisiyle bu coğrafya bitkisel üretim çeşitliliği ve alanıyla önemli bir yere sahiptir. Evet, büyük arazilere sahip ama uzun yıllardır süregelen yanlış tarım politikalarıyla verimli toprakları kaybediyoruz yavaş yavaş. pH'ın yüksek olması, düşük organik madde, fazla kireç, tuzluluk, sulama suyunun yetersizliği, kesekleşmiş topraklar, bilinçsizce ve çokça tüketilen gübre bölgenin belli başlı sorunları arasında yer almaktadır. Ama hal böyleyken dahi çiftçilerimiz ve ben el ele vererek sezon boyunca büyük bir emek vermekteyiz Cihanbeyli'de. Kaliteli ve bereketli bir hasat yapılmasını hedefleyen hizmet anlayışımla ulaşabildiğim tüm çiftçi dostlarımın ekimden hasata, üretim süresi boyunca yanlarında olmaktayım. Tarımsal üretimde amaç mümkün olan en yüksek verim ve en kaliteli ürünü elde etmektir. Bu nedenle ilk önce toprağımızı ve bitkimizi tanımamız gerekmektedir. Yüzyıllardır tarih boyunca nice savaşlar verildi uğruna. Bastığımız toprak, yeryüzünü kaplayan, canlılara besin kaynağı, bitkilere durak yeri olan, yaşayan canlı bir varlık. O halde söze ilk önce topraktan başlamak istiyorum. Sevgili üreticiler, yapılacak en önemli şey önce toprak ıslahıdır. Toprak canlılığı ve üretkenliği için toprak ıslahı yapılmadan gübre verilmesinin faydadan öte zarar getireceği gerçeğinin de bilinmesi gerekmektedir. Gübrelemede önemli olan bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar besini bitkinin alabileceği formda ve zamanında bitkiye vermektir. Yani insanın karnı acıktığı zaman yemek yemesi gibi veya sağlıklı yaşamak için düzenli beslenmek gibi hassas bir konudur bu aslında. Bu bilinçle önce Organiksa firmasının geniş ürün yelpazesi içinde önemli bir üründen bir toprak ıslah malzemesi olan ama asla kimyasal bir gübre olmayan organik bir ürün olan Leonardit'ten bahsetmek istiyorum. Doğada kendiliğinden oluşan mucizevi bu ürün toprak ıslahında bir umuttur ve bunu keşfeden bilim adamının adını almıştır. Topraklarda organik madde düzeyini arttırması, devamında da bakteri faaliyetlerini hızlandırması, pH düşürücü özelliği, toprağın su ve besin tutma kapasitesini çoğaltması gibi belli başlı özellikleriyle risksiz, doğru, kalıcı bir çözümdür Leonardit. Leonardit kaynaklı bir başka muhteşem üründen daha bahsetmek istiyorum sizlere. Orminka Plus, artık Cihanbeyli çiftçisi biliyor ki hümik asit olmadan bitki besleme yapmıyoruz. Hümik asit verimli bir toprak yapısı ve sağlıklı bir bitki gelişimi sağlayarak bitki besin maddelerinin alım gücünü maksimum düzeye çıkartır. Dolayısıyla bitkilerde hızlı ve kuvvetli bir büyüme sağlar.
Artık günümüzde hızla gelişen modern tarım ve bilimsel yeniliklerle birlikte kuşkusuz yeni üretilen yüksek verimli bitki çeşitlerinin besin elementi ihtiyaçları da değişmektedir. Bu durum toprak yönetimi, farklı tarımsal uygulamalar ve bölgesel koşullara göre daha da önemli değişkenlikler gösterebilmektedir. Dolayısıyla bitki besleme yönetimi, insanoğlu var olduğu sürece hızını hiçbir zaman kaybetmeyecektir sevgili üreticiler. Ve her geçen gün hızla yayılmaktadır. Ve ne mutlu ki bilinçli, araştırmacı, çiftçi sayımız artmaktadır. Evet, ülkemizde her gün kurulan sofralardaki ekmeğin ununda, yemeğin tuzunda, içilen bir bardak sıcak çayın şekerinde Cihan Beyli'nin emeğini bulmak mümkündür. İşte bu nedenlidir ki Cihan Beyli ve Cihan Beyli çiftçisi bizim için önemlidir. Ve elbette ki güzel ülkemde ülke ekonomisine tarıma katkı sağlayan, sesimin ulaştığı emektar tüm çiftçi dostlarıma da saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum.